Tabii az önce dediniz ya, herkese test yapılmıyor diye. İşte biraz kendisinde rahatsızlık hissedilen kişilerde testler yapılıyor. Ve bu noktada Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel çalışıyor hocam. Tedbirleri alıyor, işte maske dağıtımları olsun, ilaçlar olsun. Zaten ilaçlar parayla satılmıyor. Tahliller parayla yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü, artık eczanelerde bile maske satılması engellendi. Niye işte bunu, böyle korkunç bir durumu ticarete çevirmeye çalışan, bu korkunç durumdan nemalanmaya çalışan o kadar çok insan var ki, maalesef ülkemizde de var. Keşke olmasa. Ben o insanlara da ülkem adına utanç duyuyorum. Ama mümkün olduğu kadar Sağlık Bakanlığı bu tür acı tacirlerinden, kötü gün tacirlerinden halkımızı korumaya çalışıyor. O yüzden de tedbir almak zorunda. Eğer onlar tedbir almazsa birey tek tek tedbir almak çok zor. Onlar ne derse biz onu yapmak zorundayız. İlaçları falan Sağlık Bakanlığı temin ediyor zaten. Gidip ben koronavirüs ilacı alacağım diye eczaneye gidip alamıyorsunuz. Zaten ilaç yok şu an. Evet, zaten ilacı da yok. Yani Sadece şu an biz öyle bir ilaç yok. semptomları tedavi etmeye çalışıyoruz. Ki zaten de Avrasya Hastanesi'nin içeriye girerken ateşinizi bir ölçülüyor ya hocam. Ateşinizin ölçülmesi, işte dezenfektan ve ellerinizi mikroplarının kırılması, eldiven verilmesi, maske verilmesi, işte hastaları korumanız, hasta yakınlarını korumanız, işte bunların hepsi birer tedbir. Evet, Yani bu tedbirleri de bizlerin uyması gerekiyor. hijyen tedbirleri çok önemli. Kendinizi kendiniz koruyabilirsiniz, başkası sizi koruyamaz. Birileri kırılacak diye, yani maalesef biz çok sarılan, Evet. öpüşen bir toplumuz. Şu anda hiç zamanı değil, gerçekten zamanı değil. Mümkün olduğu kadar kendimizi korumak zorundayız. Kendinizi korursanız çocuğunuzu koruyabilirsiniz, anne babanızı koruyabilirsiniz. Size bir şey olmaz ama yaşlı annenizi babanızı hastalandırır, sizin yüzünüzden ölümüne neden olabilirsiniz. Bunu atlatmanız mümkün değil. Bunun vicdan azabı korkunç bir şey. Kendinizi düşünmüyorsanız yaşlılarınızı, hastalarınızı düşünün. Lütfen korunun. Evet, anne adayları bir mesaj daha geliyor size. Anne adayları da kendilerini koruyacaklar. İşte programımızın içerisinde hep bahsettik. Anne adayları şunları yapmalı dedim hocam. Bunları da yapmamalı dedim. Yani yapacaklarımız da var, yapmayacaklarımız da var. Evet. Ama yapacağınız şeyler çok kolay. Evet. Hijyeninize dikkat edeceksiniz. Beslenmenize çok sıkılmayacaksınız evde. Evde oturacaksınız. Kendinize güzel güzel örgüler örün. Bakın ne güzel bebeğiniz gelecek. Eskiden anneanneler, dedeler, anne adayları battaniyeler Örmeler örerlerdi. vardı. Çok güzel böyle şeyler, hırkalar, yelekler örerlerdi. Şimdi her şey satın alınıyor. Şu anda el işi zamanı, örgü zamanı. Çok güzel şeyler üretebilirsiniz. İnternet inanılmaz. O kadar güzel fikirler veriyor ki, bebeğinizin odasında çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Örgü inanılmaz psikolojik olarak rahatlatan bir şey, çok keyifli bir şey. Üstelik ürettiğiniz şeyi seyretmek, çocuğunuza, bebeğinize giydirmek inanılmaz güzel bir zevk. Bence o alışkanlıklar geri gelecek. Bu da bu dönemin artısı Evet, olacak inşallah. yani bebeğinize güzel zamanlar ayıracaksınız. O zaman da nasıl ayıracaksınız? İşte hem bebeğinizle evde zaman geçirirken bir taraftan da ona güzel ilişkiler yapacaksınız. Sosyal aktiviteler geliştireceksiniz kendinize. Evet, hem gebelik hem gebelikten sonra. Evet, gebelik sonrası, tabii gebelik süreci çok önemli olduğu gibi gebelik sonrası da çok önemli dedik Evet. hocam. Gebelik sonrasında da yine moralimizi üst safhada tutacağız. Çevremize gelen yakınlarımıza dikkat edeceğiz. Gelmeyecekler. 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 Bebek ziyaretleri yok. Onlar da görüntülü göstereceksiniz. Görüntülü sevecekler. Ama ziyaret yok. Küçücük bebek, immün direnci çok düşük, çok kolay hastalanır. Şu anda evet çocuklar koruma altında gibi duruyor. %1, ama o %1 ya sizin bebeğiniz olursa ya sizin çocuğunuz olursa. Geçen bir haber de çıktı hocam. 3 aylık bir bebekte koronavirüs tespiti yapıldı. Demek ki bebeklerde de İşte %1, oluşabiliyor. %1, Yüzde ama bir. o %1 sizin de olur. Ya da belki siz koronavirüse bağlı erken doğurtulmak zorunda kalacaksınız. Ve erken doğan bebek, Allah muhafaza, erken doğduğu için ölmek zorunda kalacak ya da hastalanmak zorunda kalacak. O yüzden kendinizi korumak zorundasınız. Bunun yolu, başka yolu yok bunun.
Daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmamak için küçük önlemler. Evet, ne kadar basit. İşte evden çıkmamak, hijyene dikkat etmek, el yıkamak, ağız burun yıkamak. Ne kadar basit, ne kadar kolay ve ölümcül bir hastalıktan sizi koruyor. Neden yapmaz ki insan? Neden dikkat etmiyor insanlar? Niye hala sokaklar dolu? Bu kadar insanları uyarırken, bu kadar çıkmayın derken niye inatla çıkıyor gerçekten anlamıyorum. Yani bu... Yani, hala sokaklarda insan dolanıyor. Maalesef, çok üzgünüm. Evet, maalesef insan dolanıyor. Yani herkesin de işi yok. Tabii ki. Zaten çalışanlar iş yerlerindeler, sokakta değiller. Evet, çalışmayanlar. Bakın işinizin başındayız. Evet. Biz işimizin başındayız. Evet, sosyal mesafemizi de koruyoruz. Ama dışarıya baktığımız zaman var yani daha hala bu hastalığı, virüsü kabullenmeyen bir kesim maalesef var hocam. Niyeyse bize bir şey olmaz gibi bir, evet, gereksiz bir şey, güven mı sahipler? Nasıl o güvene sahipler ben de bilmiyorum. Binlerce insan ölürken niye onlara bir şey olmayacağını zerre kadar anlamıyorum. Ve bu hastalığı yine söylüyoruz. Hani bütün kanallarda, televizyon kanallarında, sosyal platformlarda üstüne basa basa belirtilen bir konu. Nasıl bulaşacağı belli değil. Kimde olduğu da belli değil. Yani tam bir tespit edilmediği sürece yani herkes de olabilir, taşıyıcı da olabilir. Olmayabilir de. Evet, en önemlisi bence herkesi hasta gibi kabul etmek. Ona göre sosyal mesafeyi korumak ve dokunmamak. Çok uzun süre aynı ortamda kalmamak. Ortamdan çıkar çıkmaz ellerinizi, ağzınızı, burnunuzu yıkamak. Ve ortamı mutlaka havalandırmak. Mutlaka havalandırmak. Ayakkabılarınızla içeriye girmeyin. Çok önemli. Ayakkabılar çünkü... O büyük partiküller düşünce yere yapışıyor. Ayakkabılarınızı evinize götürürsünüz. Yerden bir şey mümkün olduğu kadar zorunlu olmadıkça almayın, atın. Ve işte özellikle ayakkabılarınızın bastığı yerleri çamaşır sulu şeylerle yani sularla ona bir oranında özellikle ayakkabılarınızın bastığı yeri onlarla silin.